Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır ben sınav haftası. Ekim ayının sonu, Kasım ayının başlarında sınavlar başlıyor. Dedim ki bir sınavdan önce öğrenci tipleri videosu yapayım dedim ve gerçekten umarım da güzel yaparım. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve... Bugün böyle sınavdan önce öğrenci tiplerini yaptım. Bu arada en çok kendinize yakın hissettiğiniz öğrenci tipi hangisi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeyler ortaya çıkmış. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sınavdan önce öğrenci tipleri bakalım nasılmış. Hadi o zaman videoya geçelim. Sınavda okunacak dualar. Tamam, iki tane çıktı. Şimdi bunun önce bir tanesini 21 defa okumamız gerekiyormuş. Diyerek bir defa okunacakmış. Eğer bu duayı okursanız sınavda başarılı olursunuz. Tamam ya, hallettik bu işi. Saatlerce ders mi çalışacağız? En iyisi buradan duayı okuyalım. Yarın sınava öyle gidelim. Oh, internetin gözünü seveyim ya. Bu antlaşma ne zaman imzalanmış? 1744'te. Fizikte temel kanunlar, vektörler ne? Cümlenin ögeleri. Allah'ım ne yapacağım ben? Her şeyi son güne bırakırsam olacağı bu. Kendimi tebrik ediyorum. Tüm konuları yetiştirmeye çalışmam gerekiyor. X'in trigonometride filozoflar. Trigonometride filozoflar ne efendim? Oh, en sonunda bitti okulu ya. Şimdi öncelikle fizikte bunların hepsine çalışmalıyım. Biraz bunlara çalışayım, daha sonra matematiğe geçerim de. Bir 5 dakika tabletten oyunuma baksam, bir de kim fotoğraf paylaşmış, Instagram'a baksam bir şey olmaz herhalde. 5 dakikacık. Oh, en sonunda tamam. Bir 5 dakika değil, 2 saat falan geçti ama olsun, dersime başlayabilirim. Bir arkadaşımı arasam mı ya? Bugün okula gelmedi, acaba başına bir şey mi geldi? Bir arayayım. Alo. Görmen o kadar kötüydü ki kıyafeti. Ya sana ne diyorum ben? O kadar ya. Aynen. Hatta bir de öğretmen buna böyle demiş işte. Of, saat de çok geç olmuş ya. Neyse, sabah bir iki saat önceden kalkayım da en iyisi öyle çalışırım. Of ya. Okula geç kaldım. Neyse, artık okulda çalışırım dersime. Yapacak bir şey yok. Okulda öğretmen herhalde bir saat çalıştırır. Yapacak bir şeyim yok. Oh, geç kaldım geç. Dolmuş geç geldi, almadı diğeri de. Matematik dersi neyse, sen niye bugün edebiyat sınavı var. Edebiyat sınavı mı var? Nasıl? Edebiyat sınavı 2 hafta sonra değil miydi? Tarihleri karıştırdım. Bugün sınav vardı. Sınav olduğunu unuttum. Ver kağıt küçük kopya. Tamam. Birinci soruyu da eğer 2 olursa 3 yazacağım. Bu da hazır. Şöyle kalemlemin uç köşelerine koyayım da öğretmen görmesin. Neyse, uç kutusuna da yazalım. Evet. Yarın 100 almam gerekiyor ve bunları güzel bir yerlere saklamam gerekiyor. Bunu da saatimin köşesine sıkıştırayım. Oldu. Tamam, tüm kopyalar hazır. Yarın o matematik sınavından yüksek alınacak. Tüm kopyalarım hazır. Saat kaç? Saat sabah 7 olmuş. En son ben trigonometri çalışıyordum. Üf ya. Ne yapacağım ben? Sınav var bir saat sonra. Nasıl uyuyakaldım akşam ben ya? Başka zaman geri 3'e 4'e kadar uyumam. Sınav zamanı 10'da yatmışım. Evet, burayı da çözdüm. Bu soru da bitti.
Oh ya, Allah'tan her gün düzenli düzenli çalışıyormuşum derslerimi. İyi ki öğretmeni dinlemişim vallahi. Of. Yarın da var ya, harika bir konu tekrarı yaptım şimdi. Bir yarım saat, bir saat daha bakarım. Saatte 9.30, az sonra dizimi de izlerim hem. Of, ben ne yapacağım? Kesin yarın sıfır alacağım. Kesin ben bittim. Kesin yarın ben sınavdan düşük alacağım. Allah'ım, kitap kafama girmiyor bu bilgiler ya. Bu kadar zor bir müfredat olamaz ya. Biz öğrenciler, Einstein'ımız da bizden böyle bir şey bekliyorlar ya. Çok zor bir kitap. Allah'ım, kesin yarın düşük alacağım ya. Öğretmen beni gebertecek, rezil edecek sınıfta. Ben anneme ne diyeceğim? Matematikten düşük alacağım ya. Allah'ım, kesin ben bittim yani. Kesin bittim, bittim. Neyse. Of, konularda yetişmeyecek. Bittim ya. Yapamayacağım. Yok. Acaba biraz çalışsam mı ya? Aman, çalışsam da çalışmasam da zaten düşük alacağım. Niye çalışacağım ki? En iyisi şu yeni çıkan diziyi falan izleyeyim ya. Her türlü düşük alacağım zaten. Çalışmaya ne gerek var? Çalışanlar çalışsın zaten. Aman. Evet arkadaşlar, benden bu kadardı. Bugün gördüğünüz gibi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Öğrenci tiplerini yaptım. Benim size şuradan sınav haftasına yaklaşıyoruz. Hem de hala bir şeyleri tekrar edebilirsiniz derslerinizi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hatta şu anda beni izledikten sonra hemen geçin bence ders çalışmaya. Ama bence sınavlara bir ay önceden başlanmalı. Ve hani bir iki saat çalışırsanız günde zaten okul sınavları için yeterli olur eminim ki. Ve zamanında çalışırsanız eminim ki her şey güzel olur. Yüce Rabbim tüm emek veren herkesin emeğinin karşılığını versin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Part 2 istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda Part 2 yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.